Herkese merhaba arkadaşlar, ben Barış Kahraman. Bugün pazartesi, bir kez daha geçtiğimiz haftanın teknoloji ve internet dünyasındaki gelişmeleriyle karşınızdayız. Web Tekno Haber'e hoş geldiniz. Bir süredir yolsuzluk skandalı nedeniyle başı hayli ağrıyan Başbakan Erdoğan, sonunda bu ses kayıtlarının dinlenmesinin önüne geçebilmek için kendi sesinin telif hakkını satın almaya karar verdi. Bildiğiniz gibi YouTube telif hakkı alınmış ve bu yasayı ihlal eden videoları sessiz ya da görüntüsüz şekilde oynatıyor. Başbakan da bu kayıtların bir başkasının eline geçmesini engellemek için YouTube'un bu hizmetinden faydalanmaya başvurdu. Bakalım yasaklamayı düşündüğü YouTube'u bu şekilde alt edebilecek mi? Apple kullanıcılarının bir süredir merakla beklediği iOS 7.1 güncellemesi de geçtiğimiz hafta yazılım dünyasının önemli haberleri arasındaydı. Özellikle iPhone 4 ve 4S kullanıcıları için performansı artırılmış olan iOS 7.1, Siri, iTunes Radio ve Apple Maps gibi özelliklerinde güncellenmiş halini barındırıyor. iOS 7.1'in detaylı incelemesine www.webtekno.com adresimizden ulaşabilirsiniz. Sponsorluk konusunda pek de yüzü gülmeyen Samsung, Oscar'da paylaşılan iPhone'la çekilmiş kulis fotoğrafları, reklam yüzü olan David Beckham'ın iPhone'la görüntülenmesinin ardından bu kez de LeBron James'le ufak bir sıkıntı yaşadı. Telefonunun kendi kendine tüm bilgileri sildiğini ve kendisine reset attığını söyleyen LeBron James, bunu takipçileriyle Twitter'da paylaşınca Samsung'un açıkçası etekleri biraz tutuştu. Ardından her ne kadar LeBron James bilgilerinin geri geldiğini paylaşmış olsa da, Samsung'un sponsorluk tarihine sürülmüş bir kara lekeyle de karşı karşıya kaldık geçtiğimiz hafta. Google AdWords ekosisteminin önemli bir parçası olan ama pek çoğumuzun "Yahu kim tıklıyor bunlara?" diyerek baktığımız Google arama sonuçları sayfasındaki reklamlar hizmetlerini genişletmeye ve reklam verenlerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Bundan sonra yapılan anketler doğrultusunda tüketicilerin değerlendirmelerini de reklam sayfasında verecek olan Google AdWords, her ne kadar reklam verenlerin çok işine gelmese de yalan reklam ve sahte reklamların da önüne geçmeyi planlıyor bu şekilde. Her seferinde farklı bir temayla karşımıza çıkan Angry Birds adlı oyun, biz Stella'yı beklerken bu sefer de Angry Birds Epic isminde bir oyunla karşımıza çıkıyor. Henüz neye benzeyeceğini bilmediğimiz ancak Rovio'nun söylediğine göre bir RPG olacak olan Angry Birds Epic ile öfkeli kuşlarımızın şövalye zırhları içinde nasıl göründüğüne de tanıklık edeceğiz. Samsung'un Unpacked 5 isimli etkinliğinde tanıttığı Galaxy S5'ten önce piyasaya sürdüğü 12.2 inçlik Note Pro, 10.1 inçlik Tab Pro ve Note 3'ün işlemcisi güçlendirilmiş olarak piyasaya sürülmüş, revize edilmiş versiyonu olan Note 3 Neo'lar ülkemizde de sonunda satışa sunuldu. Bu ürünlerin her biriyle ilgili detaylı bilgiyi Web Tekno sitemizde bulabilirsiniz. Web Tekno haber bülteninde teknoloji ve internet dünyasındaki bir haftalık gelişmelerle bir kez daha karşınızdaydık. Ben Barış Kahraman, bir başka Web Tekno haber programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.